Sultan Hanım, saat 6, niye hazırlanmadı bu masa? Bundan sonra onu da bulamayacaksınız. Söyle oğullarına, yarın sabah onlar hazırlasın kahvaltıyı. Ben uyuyacağım. Allah Allah, ne bu çalım? Bundan sonra böyle yapıyorum. Marketiniz de sizin olsun, kasanızda. Günaydın. Ne bu uyku iblis? Öğlen oldu. Saat de 6 baba. Cevap verme bana öyle kaşlarını kaldıra kaldıra. İç çayını çabuk. İçelim. Buyurun efendim. Nerede abin? Yüzünü yıkıyor. Gelsin. Sabahlara kadar paçası yanmış it gibi dolaşıyorsunuz. Çabuk ye hadi çabuk. Çiğnemeden mi yutacağız baba, yiyoruz. Günaydın. Atma o havluyu ıslak ıslak oraya öyle. Bıktım be sizin arkanızı toplamaktan bütün gün. Bağırtmasanıza annenizi iblis. Dikkat etsenize sağınıza solunuza biraz. Söyleme şu lafı baba sen de. İç çayını çabuk, gidiyoruz, beklemem. Söyleme sen de Allah aşkına Halil Bey, anne anne. Gıcık oluyorlar işte. Hay benim kadar taş düşsün başınıza inşallah. Ne oldu Sultan Hanım, yine canını mı sıktık? Evet, münakaşa yok. Çayını iç çabuk, beklemem. Sıktınız ya Allah'ın cezaları. Kocamla arama girdiniz. Marketten uzaklaştırdınız beni. Onu bizden bilme Sultan Hanım. Babam karar verdi ona. Kapatın şunu. Münakaşa yok dedim iblis. Ya babanız karar verdi. Hepiniz bir oldunuz. Ne yılanmış o ablanız da enişteniz de. Ben karar verdim Sultan Hanım, evet. Müşterileri küstürüyorsun. Duydun mu? Sana kes dedim iblis. İş bekliyor orada. İç çayını zıkkımdan çabuk. Ben kalkıyorum. Gelen gelir. 3 dakikaya kadar gelmeyeni koyarım kapıya. Baba geldim. He iyi. Abin nerede? Zıkkımlanıyor mu hala? Geliyor. Geldim. Bak bundan sonra gece gezmesi yok. En geç 11'de yatılacak. İş adamı yatmaz öyle eşek gibi. Baba sen şu Sultan Hanım'ı marketten şutladın ya, helal olsun. En iyisini yaptım vallahi baba. Yaparım. İş hayatı hatır gönül dinlemez. Sizin de en ufak bir hatanızı göreyim, koyarım kapının önüne. Koy baba, emrindeyiz. Aferin. Hep böyle göreyim sizi. Ben kimin için çalışıyorum ha? Hepsi 2 tane oğlum var hayatta. Cambazlık mı yapıyorsun iblis? Ne işin var orada? Yok Halil Bey, dükkanı açayım derken asılı kaldım. Yavaş, indirin beni, indirin. Abi. Tut, tut. Hadi. Tutun. Ben bu adamla yapamayacağım Cafer abi. Her gün en az 3-4 götürüyor. İnsafsız. Sık dişini biraz daha aslanım. Onu öyle bir yamultacağım ki. Sıkalım da Cafer abi. Katil bir farkına varırsa ikimiz de asar vallahi dükkanımda. Bak bakalım yakında kimi asıyor. Elimde öyle bir koz var ki. Kızının sevgilisinin şirketiyle gizli gizli iş çeviriyor alçak. Söyleyeceğim katile. Onlara bir şey olmuyor be abi. Arada biz eziliyoruz. Hele karısı işkenceye başladı artık. Bir maydanoz için ayağına çağırıyor vallahi. Hadi birkaç güne kadar çağırsın bakalım. Onu öyle bir çarpacağım ki bir daha kendine gelemez. Kızım açsana ağzını. Sana şu dersini bitir de yat demiyor muyum? Ben bitirdim anne. Aferin. Ne ayıp. Bir daha sabah ders bıraktığını görmeyeceğim. Okulların kapanmasına şurada 2 hafta kalmış. Aç ağzını. İyi günler. Kime söyleniyorsun? Yeşime. Akşam dersini bitirmeden yatıyor. Aa, ne ayıp kızım? Televizyon seyrediyor tabii. Ne onlar? Baykuş'un biraları. Göstermeden getirdim Sabri Bey'e. Oo, şimdi de bu başladı. Meyhane mi burası Cafer? Ne meyhanesi Gül? Adama kıyak yapıyoruz şurada. Kimseye de bir zararı yok. Al şunları. Sultan Hanım marketten kovmuş baban. Aa. Oturuyormuş evde. Otursun. Ne işi var kasanın başında uğursuzun? He. Nedim'i oturtmuş mis gibi. Şu servisi bitirip gelip anlatacağım, tamam mı? Hadi.
Bir daha öyle dersini bitirmeden uyumak yok, tamam mı? Tembel. Televizyon da yok, yasak sana. Ne diyor bak Cenab amca? Televizyon çocukların en büyük düşmanıdır. Öyle valla. Ben bitirmeden uyumuyorum baba. Aferin. Sabri Bey gizli ajan gibi peşimde. Anlamıyorum sanki. Sevim Hanım rica etmiş. Sen de dikkat et. İki şişe bira için yakma kendini. Bu ahlaksız bir şeyler çeviriyor yine gizli gizli. Bira taşıyor herhalde baykuşa. Yakalayacağım. 14 gün kaldı. Ne bu efendim? Cenap Bey, 14 gün sonra gidiyor. Ayla Hanım, başka işiniz kalmadı da gün mü sayıyorsunuz? Ne ayıp şey? Niye ayıp oluyormuş efendim? Bağırmayın bana öyle. Bağır! Vallahi kıyametler koparırım şimdi. Daha neler artık? İç çekerek Cenap Bey'i sayıklıyor. Elli kadın. Dolaşma sen dayak altında. Allah'ın cezası. Aa, niye tekmeliyorsunuz efendim? Gel. Tontuş gel. Babanın tersliği üstünde bugün yine. Kız. Nereden babası oluyormuş bu musibetin? Defolsun. Babasısınız işte. Kedi babası. Ayla Hanım. Bakın zaten sinirlerim allak bullak oldu. Vallahi şimdi iki bacağımdan tuttuğum gibi. Aa. Ayla. Efendim anneciğim. Sabri Bey nerede kızım? Burada ya anneciğim, görmüyor musunuz? Oh maşallah, bir şey yok çok şükür. Gel öpeceğim, rüyamda gördüm seni. Hayırdır inşallah? Zayıflamış bitmiş, benden beter. Berem gibi. İç şunları bakayım hadi evladım. Ne bunlar efendim? İlaç iç çabuk, iyi gelir. Ayla. Efendim anneciğim. Bir bardak su getir hadi kızım. Hadi evladım. Tövbe yarabbim, bunlar sizin ilaçlarınız, öyle ezbere ilaç içilir mi? İç çabuk, itiraz istemem. Vallahi ah, sıkar burnunu zorla içerim şimdi. Anneciğim yapmayın. Sezai Bey kafa adam. Çok iyi anlaşacağız ya Serpil, tak tak. Sezai Bey kim sevgilim? Özgür'ün babası hayatım, unuttun mu? Koskoca iş adamı. Ay tabii, birdenbire Sezai Bey deyince... Sizinle çalışmak bizim için zevk Sedat Bey dedi. Tak, ben de şartlarımı sıraladım. Ne dedi? Olumlu bakın. Transfer parası da istedim. 3 aya kadar işlerimi tasfiye eder gelirim dedim. Tak. Ay hadi inşallah Sedat. Olur da kurtulursun şu katilin elinden. Olacak sevgilim, olacak. Senin kocan bu piyasanın 1 numarası. Tak. Ekmek kızarttı mı kızım? Kızartıyorum anne. Canım yavrum benim. İngilizceni en kısa zamanda ilerletmelisin kızım. Belki de birlikte çalışacağız. What is your name? My name is Aslı. Aferin. Are you a student? Yes, I am a student. Canım kızım benim. Böyle işte. Tak tak. How are you today? I am fine, thank you. Maşallah kızıma. What time is it? It is 8 o'clock. Bravo, bravo. Hadi sen biletlere bak bakayım, yanmasın. İnşallah her şey daha iyi olacak Sedat. Sen bu kabzımalların arasında sürünecek adam mısın? Olacak inşallah da sevgilim, bir casus var ortalıkta. Casus mu Sedat? Var vallahi. Ya biz burada ne konuşursak da Yavuz abiye yetiştiriyorlar. Yine bir şeyler duymuş galiba. Ay neyse Sedat'cığım, birkaç ay daha sabret de şu ayıya. Çakmağı çaktım. Buyurun. İyi günler. Çık dışarı çık. Ne diye giriyorsun öyle odanın ortasına kadar löngürlöz? Özür dilerim. Yavuz Bey'in selamı var. Bana uğramadan bir yere gitmesin dedi. Tamam. Daha kahvaltımızı yapmadık. Bak uğrayacağım söyle. Başüstüne. Ha. Bir de o penguene söyle. Fazla konuşmasın tak yakarım. Zarfımızı buraya getirecek. Serpil Hanım'a teslim edecek. Bizzat eline. Duydun mu? Duydum efendim. İyi günler. Ay Sedat, sen pek oralı olmadın ama bu adam bir şeyler duymuş olmasın sakın. Niye çağırdı şimdi seni? Yok canım, telaşlanma. Ayrıca duyduysa daha iyi sevgilim. Fiyatımız artar. Tak, transferi kızıştırırız. Ay Sedat. Sen hakikaten bu para piyasasının 1 numarasısın sevgilim. Hiç düşünmemiştim. Dur bakalım hayatım. Siyasete de atılabilir senin kocan. Tak, Sezai Bey'in mecliste iş takipçisi olarak. Şöyle karşılıklı göz kırpıştık. Tak, bu seçimlerde mesela. Hadi bakalım al.
Bir seçim lafı çıkardılar, her şey alt üst oldu. Seçim neyi değiştirecek baba? Neyi değiştirebilir ki kızım? Hiç can, tam iflas. Ekonomi mi efendim? Hepsi birbirine bağlı oğlum. İktidar da olamıyorlar. Hiçbir parti %20'yi geçemiyor. Geçemezler anne. Halkın siyasete güveni kalmadı. Ağzı olan konuşuyor. Bırak bu kamyoncu ağızlarını oğlum. Ne düşünüyorsan söyle. Gelecek yıl üniversiteyi bitiriyorsun. Senin ağzın yok mu oğlum? Sen de konuş. Beni geçiniz efendim. Ben siyaset özürlüyüm. Hadi gel de oy kullan bakalım. Kime vereceksin oyunu? Ben oy falan kullanmayacağım valla. Aa, olmaz öyle şey Bilge. Boşa mı gidecek oyun? Dolu da kullansan zaten boşa gidiyor Aydın. Ağzı olan konuşuyor. Sen de aptal aptal konuşuyorsun Ali Bey. Evet oğlum. Bu sizin geleceğiniz, nasıl boş verebilirsin? Konuş konuş, sonuç yok ama efendim. Biz ne yapıyoruz? Hiç. Geyik muhabbeti. Heh, daraldıkça of of, ne olacak bu memleketin hali? Böyle demokrasi olmaz. Aldatmaca. 4 tane 5 tane liderin seçtiği listeye oy vereceksin koyun gibi. E sen mi seçmiş oluyorsun bunları şimdi? Beni geçiniz efendim, benim bu konuda bir günahım yok. Olmaz canım. Ben de kadınlar meclise falan heveslendim, çalıştım biraz ama hayal. Kendilerine göbekten bağlı olanları alıyorlar çünkü listeye anne. İş takipçisi bunlar ya. Kısa sürede küplerini doldurup ömür boyu gelir edinmeye bakıyorlar. Seni beni düşünen yok. Yazık vallahi yazık. İçlerinden dürüst, hakikaten ülkesi için çalışan birkaçını ayırıp gerisini kara listeye alacaksın. Seçilemeyecek bir daha. Oo anneciğim, sen eskiden bu konulardan çabuk sıkılırdın. Ne oldu sana böyle, pek ateşlisin. Ateşliyim tabii. Yeter, buramıza getirdiler. Getirdiler vallahi. 6 ayda 8 ayda değişen hükümetler, iktidarsız iktidarlar. Baban ne diyor bu işlere Aydın? Babam mı? Ha Aydın, söyledin mi? Uf, unuttum bak. O da müsaitseniz size gelmek istiyor bugün bir ara efendim. Biraz konuşalım dedi. Gelsin gelsin, müsaitim. Ne zaman isterse konuşalım. Ağzı olan konuşuyor, ağzı olan konuşuyor. Konuşan Türkiye. Dolaşma lan ayak altında. Aa, ne söylediğimizi duyamıyoruz burada. Got 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 got. Hor görme öyle yavru ablacığım. Sabah sabah bozma vatandaşın kafasını. Prens yok bir şey koçum. Konuşuyoruz. Kızı ya artık. Yatağımızla paylaştık horozla. Vallahi biz de horozlaşıyoruz yavaş yavaş ha. Yakında başlarız karşılıklı got gotlara. Çayımızı içelim, kendimize gelelim ablacığım. Bırak bu işi. Kız Yavuz, şöyle bir klip yaptırmadın bana. Çürüttün valla, çürüttün. Yaptırız ablacığım, kolay. Vatandaş da yanında, tef çalar. Uyutuyorsun kız beni. Ne zaman? Param mı yok sanki? Var ablacığım. 3 klip birden yapar icabında vatandaşın parası. Aç kapıyı. Geldi herhalde birader. Günaydın efendim. Günaydın, buyur. Canım abim, günaydın. Günaydın birader. Beni çağırmışsın canım abicim. Çağırdık birader. Canım abim, çiçek gibisin. Tıraşın dolmuşsun, öpeceğim. Öpmeyelim birader, bozar. Otur şöyle, konuşacaklarımız var. Kız kavga falan edecekseniz ben odama gideyim bari. Laf çıkarma ablacığım, konuşacağız. Hayırlı abicim, bir durum mu var? Var birader. Dün bana senin damadın şirketinden birileri geldi. Hakkında soruşturma yapıyorlar vatandaştan. Ha, Aslı'yı nişanlamayı düşünüyoruz ya canım abicim. Babası durumumuzu soruşturuyor demek ki tek. Yok birader, öyle tak değil. Transfer olacak mısın şirketlerine? Ne transferi canım abicim? Kim uyduruyor bunları? Şerefsizim, 10 dakikalığına babasıyla tanışmak için gittim şirketlerine. Başka bir şey konuştuysak nah, tak bak. Şu ekmek çarpsın. Çarpsın birader, çarpsın. Hasretme vatandaşı. Her şeyi konuşmuşsun. 3 aya kadar işi devrederim demişsin. Küçük hisseli ortağıma. Küçük hisseli mi canım abicim? Öyle demişsin adamlara. O da ben alıyorum birader. Küçük hisseli ortak. Kız sen de ne palavracıymışsın öyle. Ablacığım karışma lafa, konuşuyoruz burada. Canım abicim vallahi iftira. Bizi çekemeyenlerin komplosu şerefsizim. Ben böyle bir şey nasıl söylerim? Haddime mi düşmüş tek? Kes birader. Kırarım bir tarafını. Vatandaş yemez bunları. Vatandaşa tıraş yok. Korkudan altıma kaçırdım kız. Kız ne diye bağırıyorsun öyle katil gibi? Oh, buldu belasını hırsız. Bizim gibi garibanlarla uğraşmak nasıl oluyormuş görsün. Cafer.
Buyur Cemil abi. Ne yapıyorsun orada? Kapı mı dinliyorsun? Olay var. Katil şişirdi gözünü tak takın. İyi olmuş. Koydun mu biraları dolaba? Koydum. Buz gibi oldu hepsi. Heh. Geleceğim biraz sonra. Tamam gel. Ha, para peşin söyleyeyim. Tamam anladık. Peşin. Ha, ona göre. Sonra bozuşmayalım. Heh. Cemil, nereden geliyorsun sen? Paramı düşürmüşüm Sevim. Ne parası? Bira parası. Ha, şimdi de bu başladı. Merdivenlerde mi arıyorsun paranı? Otur şuraya benim canımı sıkma. Bak bu kadar işimiz var. Ben biramı içmeden dikiş falan dikemem Sevim. Kusura bakma. Vereceksin paramı. Para yok Cemil. Yutmam o numaraları. Günde iki şişe. Ne konuşmuştuk? Kaybetmişmiş. Benim adım Cemil. Ben anlamam. Vereceksin benim paramı. Vermezsen keserim bunları bak. Aa, dur Cemil dur. Çıldırdın mı sen? Çıldırdım evet. Ben biramı içerim. Tamam iç patla. Bırak şunu. Yavaş bir. Ah, felç aynıyor canım. Bir daha olmayacak. Ha? Aşınke bak ne güzel yapıyor kocasını gördün mü? Gördüm Halis. Keşke benim de karım olsa beni öyle öpse. İnşallah. Hadi kızım hadi işine bak. Onları sudan geçirip bulaşık makinesine koy Ayşe'cim. Peki abla. O nasıl söz utanmaz. Başladın mı sen yine sapık sapık konuşmalara patlatırım ben seni. Anne bak ne diyor. Kötü bir şey söylemedi ama şimdi Davut. Tabii onun da bir karısı olacak. Hani ne zaman? Herkes öpüşüp koklaşıyor. Patladın mı? Patladım. Ne zaman? Alt. Kadının da ahlakını bozacak utanmaz. Niye bozulsun? Bilmiyor mu sanki? İki tane kocası olmuş. Neyse yavrum ayıp duymasın. Hüseyin amca gelmiş köyden. Gelmiş mi? Nerede? Yok ortalıkta. Aldı paraları kayboldu. Tertip ağlıyor. Salak. Kaptırmasaydı o da. Oh iyi olmuş o galibe. Blöde kel. Nasıl şey o öyle payla kadın satın alınır mı? Satın almak değil Ulviye. Bizim adetimiz. Vereceksin başlık parasını beğendin mi? Ayşe de öyle evlendi değil mi Ayşe? Öyle enişte. Ah ne yapıyorsun Ulviye kopardın. Ah canım. Fert saymıyor. Bitti zaten bitti. Bak ne güzel öpüşüyorlar Ayşe. Senle ben ne yapalım öyle bekar bekar. Cafer. Buyur kapıcı kapıcı. Nerede bu Allah'ın cezası? Allah'ın cezası kapıcı kapıcı. Cafer. Buyurun. Buyurun kapıcı kapıcı. Nereden geliyorsun sen? Katillerden efendim. Ha. Bira falan taşımıyorsun inşallah baykuşa. Yok vallahi efendim ne birası? Katillerde ne yaptın? Ben bir şey yapmadım da katil gözünü şişirdi Sedat Bey'in. Oh ellerine sağlık. Ne yapmış yine? Bir yolsuzluğunu falan mı yakaladı? Bu yolsuzluktan da beter efendim. O sakallının şirketine transfer yapmış. Pazarlığı bitirmiş gizli gizli. Oh müstahaktır Haydut'a. O hırsızı yanında tutsun daha bakalım. Öyle vallahi. Çok kıymetli biri herhalde ki kovamıyor. Çete bunlar çete. O torbada ne var? Buyurun. Verdiler Allah razı olsun birkaç bir şey. Kışlık ama taş gibi. Oh vallahi sen de yaşıyorsun. Eski meski ama kapıcı olmak varmış hayatta. Şu yepyeni ya atılır mı? Ne para var insanlarda. İki kere giy at. Hı. Yazık yazık. Beğendiysen sen al Sabri Bey. Vallahi çok beğendim. Biraz genç işi ama. Mağazadan almaya kalksam bunu şimdi kim bilir kaç milyon. Oho. Al hadi al. Sonra eyvah deme ama. Gözün kalmasın. Olur mu efendim? Sizden kıymetli mi? Buyurun. Sağ ol evladım. Allah işini rast getirsin. Hadi bakayım. Hı. Allah Allah. Hakikaten... Bu insanların ya paraları çok ya hiç akılları yok. Bu gömlek kapıcıya verilir mi ya? Görüyor musunuz Ayla Hanım? Aa, Cenab Bey'in gömleği.
Nereden buldunuz bunu? Cenap Bey'in mi? Siz nereden biliyorsunuz? Nasıl bilmem efendim. Cam gibi. Çok da yakışıyor. Size mi verdi? Hayır efendim. Kapıcıya vermiş, o da bana verdi. Gidiyor ya, yapıyor demek bavulunu. Canım. Ne dediniz? Canım dedim. Size yakışmaz. Onun üstünde durduğu gibi durur mu hiç? Koskoca göbeğinizle. Hem renk de olmadı zaten. Allah kahretsin. Bilseydim o kılların gömleği elimi sürer miydim hiç? Ayla Hanım, devam etmeyin. Vallahi şimdi bunu paramparça eder yakarım. Ah sakın, sakın. Öyle bir şey yaparsanız bir daha yüzünüze bakmam. Dur saygısız. Ellerini kırarım vallahi. Bu bana rahmetli kocamdan hatıra. Nasıl öyle atarsın? Tövbe yarabbim. Hatıra mı? Gazino'da çalışıyordu herhalde rahmetli. Babamın değil o anneciğim. Cenap Bey'in kiracımız var ya, yakışıklı. Ana kızım, nasıl durdu gömlek? Yakıştı mı babana? Yakıştı baba. Yakışır. Ah ah. Parası olacak, bir giyinecek ki sen o zaman gör babanı. Ana! O gömlek nereden çıktı? Cenap Bey verdi sağ olsun. Kışlıkları ayırmış. Taş gibi daha baksana. Taş gibi vallahi. Gönlü zengin adam. Asil insan Gül, asil. Konuştun mu Yeşim'in hocasıyla? Ha, konuştuk biraz. Ondan geciktim zaten. ne diyor? Çok iyi, açıldı diyor. Yalnız çok konuşuyormuş şimdi de. Arkadaşlarını da konuşturuyormuş. Konuşsun Gül. Pısırık oturacağını. Aferin. Gördün mü bak? 2-3 derste nasıl ateşledi kızı Cenap Bey. Ben de çok konuşuyorum anne. Konuş kızım, aferin. Anam, baykuş geldi. Alıştırma şunu şuraya Cafer. Yok kimseye zararı Gül. Ayaküstü içip gidiyor. Sabri Bey buyurun. Anam, Sabri Bey mi? Buyurun. Al şu gömleği, al. Allah kahretsin. Niye söylemiyorsun Cenap Bey'den aldığını? Çırılçıplak sokakta kalsam Allah göstermesin, yine de giymem kiracımın gömleğini. Al başına çal. Kimsenin eskisine kalmadım çok şükür. Kızlar kızlar gelen mi? Yanağınızdan öpen mi? Sen ananın koynunda, ben soğuktan ölen mi? Kızlar kızlar gelen mi? Yanağınızdan öpen mi? Sen ananın koynunda. Ne bağırtıyorsun ona diyor öyle, hayırsız? Ayıp değil mi komşulara? Senden başka herkes dinliyor. Düşüncesiz baba. Ödük. Yontulmadı ki, odun gibi. Amca bak ne diyor? Halk. Güzel konuş, büyüklerine çarparım. Duydun mu amcama? Çamaşır mı yıkadın? Yıkadık amca. Ne yapacaksın, bekarlık. Tüh. Ayakkabılarını dökçelene basmış öyle baba. Hıdık hıdık. Al. Güzel konuş dedim, çarparım. Yengen görmesin bunları. Kuru şimdi 5 dakikada amca. Kız şunun sesini. Bunlar ne? Mankenler baba. Topless, şeffaf falan. Devamlı onlara bakıyor. Bakıyoruz amca, bekarlık. Hadi bakıyorsun tamam. Burada niye bırakıyorsun? Sen de bak diye baba. Tövbe. Al şunları al. Al. Haber var mı Hüseyin Efendi'den? Yok be amca. İstanbul'daymış ama çıkmıyor ortalığa. Yaktı bizi. Dangalak. Kaptırdın parayı, şimdi böyle kara kara düşün. Dangalak baba. Hiç kafa çalışmıyor ki. Al. Güzel konuş, çarparım. Arayan var mı? Hiç kimse aramadı amca. Hiç, bu saate kadar. Ekmek çarpsan amca. Halt, yemin etme, anladık. Halt, yemin yok, çarpacak şimdi baba. O ne o cebindeki? Ha, telefon faturası geldi amca. Ver bakayım. Sormasak cebinde dolaştıracaksın öyle, salak. Salak babacığım, salak. Kafa yok ki. Devamlı süslere bakıyor öyle gibi. Öf, bu ne? Ne babacığım? 10.800.000. Tüh. Çoğu da şehirler arası. Sen mi konuştun hayırsız? Tüh. O konuşuyor baba. Devamlı Hüseyin amcayı arıyor. Vallahi billahi ben konuşmadım amca. Halt. Yemin etme. Kim konuşacak senden başka? Bilmem. Sus adi. Cevap verme babama.
Kapattıracağım otomatiği, tamam. İnsaf be. Vatan haini. Alo. Buyurun. Buyurun hanımefendi. Hayır, hiç çalmadı. Öyle mi? Biz de şimdi geldik. Çocuk dışarıdaydı, herhalde duymadı efendim. Özür dileriz. Ne demek hanımefendi? Hemen geliyorum. Alayım adresi. Evet. Çeşme arkası. Canver Apartmanı 8 numara. Yarım saate kadar oradayız hanımefendi. Ben teşekkür ederim. Sen benim başımın belası mısın? Tüh, ne yapmış baba Adi? Bir saattir devamlı arıyorum, açan yok diyor kadın. Niye açmadın telefonu? Duymadım vallahi amca. Tüh, Adi. Açmamıştır baba. Mahsus. Hain bu, hain. Vatan haini. Patlat baba. Çabuk toparla çantayı, gidiyoruz hemen. Hemen amca. Sen de ayrılma buradan sakın bir yere. Ayrılır mıyım hiç babacığım? Hadi siz işinize bakın öyle. Konuşurum tatlı tatlı müşterilerle. Notlarımı alırım öyle. Özge, haberin var mı annenle? Yok, ben de aramıyorum. İyiler herhalde. Kızım sen yapacağını yaptın, boş ver artık. Ne halleri varsa görsünler. O kadar aman. Cem'e de söyledim. Ders sahibi mi olacaksınız genç yaşta? Görüşmeyeceğim ikisiyle de artık. Görüşmemek olmaz kızım. Yine de sen bilirsin ama. Şu kadına yaptığına bakın ya, delirmiş. Çok ayıp ya. O yaşta kadına tokat atılır mı? Abbas Efendi'nin haberi yok inşallah Şevket. Yok bereket. Aman ha, Ergun Bey'i de tembihleyin, ağzından bir şey kaçırmasın. Tembihledik. Ne aldınız Hacer Hanım'a? Ben bir bluz aldım. Ben de bir çanta. İyi iyi. Bir de ayakkabı al senin bari. Alacaktım ama ne bileyim, sen bir şey söylersin diye çekindim. Ne söyleyeceğim yine? Söylersin sen. Hiç belli olmaz. Bazen 5 kuruşluk şey için bu ne diye laf edersin. Annenin oğlusun. Bak şimdi. Öyle. İyi, ne yapalım, biz böyle büyüdük. Yamayla karnayla. Kıtlık çocuğuyuz biz. Lüzumsuz tüketime karşıyız. Memnun oldum. 4 ekmekle 6 çocuk bir gün geçiren aileler var bu memlekette. Haberin var mı Mine Hanım? Biz de bu memlekette yaşıyoruz herhalde Şevket Bey. Var. Şunları naftalinleyip kaldırıyorum teyze. Kaldır kızım, kaldır. Dur bakayım. Hey gidi günler hey. Ne oldu teyze? Şunu Hüsnü ile geçen kış almıştık. 3 aylığına aldı gittik. Pahalı almayayım dedim. İlla aldığı ısrar ettiydi rahmetli. İyi ki almışsın be teyze. Bak ne de güzelmiş. Kaldır hadi. Nimet Hanım aradı mı seni hiç? Arar mı teyze o kadın? Belki özür diler dedim ama bazen yaptığına pişman oluyor çünkü. Yok canım, ne özürü? Biz kim oluyoruz ki teyze? O nasıl söz kızım? Estağfurullah. Hepimiz insanız önce. Öyle parayla mevkiyle bir şey olmaz. Padişahlık devrimi bu. Ah teyze, herkes senin gibi düşünmüyor ki. Gündeliğimizi koyuyorlar ya avucumuza. Vallahi Abbas duysa öldürür onu. Aman kızım söyleme, sakın duymasın. Söyler miyim teyze? Onu düşünmesem kocamı düşünürüm. O da delinin biri çünkü, aman. Aç bakayım kim geldi. Aa, biz geldik. Teyze su geldi, su. Hoş geldiniz. Anneciğim. Temizlik mi yapıyorsunuz Leyla Hanım? Olsun olsun, topladınız. O niye ettiniz? Şevket getirdi bizi. Cem'in işi varmış da. O niye gelmedi 2 dakika olsun? Ellerinden öptü. Aman tersliği üstünde onun da. Şimdi az kalsın kavga ediyorduk. Sana geldik Hacer. Hoş geldiniz ablacığım, başımın üstüne, buyurun. Hacer Hanım, bakalım beğenecek misin? Bunlar senin. Kolay gelsin Adem abi. Eyvallah tertip. Dilek burada mı? Burada, müşterisi var içeride. Dilek. Oldu mu? Fena değil. Özür dilerim, müşterin mi vardı? Tertip, bir dakika geliyorum. Bak işine sen bak, sütlü sütlü.
Ben buradayım, bekliyorum. Bir şey konuşacağım seninle. Konuşalım tatlı tatlı. Adem abi öyle güzel ki canlı canlı böyle. Ne bu tertip? Bebeler öyle süt üstü. Gel bu tarafa aslanım, ayıp. Başladın mı yine sapıklığa? Gelmiyorum, bana ne? Bir şey konuşacağım direkt. Terbiyeli ol o zaman. Karışamazsın sen bana. Üf, ne güzel. Ne güzel sarıyor öyle yumuşak yumuşak. Bacakları da pembe pembe. Bak hala. Tertip gelsin aslanım hop. İyi günler. İyi günler efendim. Yine bekleriz sütlü sütlü. Ne haber Halis? İyi Dilekciğim. Senden ne haber? Ben de sana telefon edecektim şimdi. Ne vardı? Sinemaya gider misin bu akşam benimle? Tabii giderim Dilek. Sen benimle gider misin? Giderim ısmarlarsan. Ismarlarım tabii. Ne tatlısın. Hadi o zaman 9'da. 9'da ne tatlı. Adem abi. Adem abi. Sinemaya gidiyoruz Adem abi. Dilek'le bu akşam. Ne tatlı. Ne tatlı. Baba sinemaya gidiyorum Dilek'le bu akşam. Baba sinemaya gidiyorum bu akşam Dilek'le. Canım. Bazen tam çocuk. Ne sevindi görüyor musun Adem abi? Nasıl bakıyorsun öyle öküz gibi kadına? Bakmadım vallahi amca. Al. Yemin etme bir de patlatırım ben seni. Terbiyesiz. Bağlamak lazım sizi. Aa, kapalı mı o kapı? Kapalı amca. Yine tüymüş tertibim. Tövbe. Oğlum siz benim başıma bela mısınız be? Deliğe gitmiştir amca. Gösteririm ben ona. Bu saatte dükkanı kapatıp deliğe gitmek nasıl oluyormuş? Baba! 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 Sinemaya gidiyoruz Dilek'le bu akşam sinemaya. Halt! Bağırma! Duyduk! Neredesin sen? Sinemaya gidiyoruz Dilek'le bu akşam. Öpeceğim. Öpme! Öpme! Cevap ver! Neredesin? Tertipinde. Sinemaya gidiyoruz bu akşam tertip. 9'da. Halt! Sana cevap ver dedim patlatırım ben seni. Sinemaya gideceğiz babacığım Dilek'le. Sinemaya. Bu akşam 9'da. Halt! Duyduk! Bu kıza rahat vermez amca. Ben de gideyim. Halt! Bahane! Biz yalnız gideceğiz Dilek'le. Öyle baş başa. Dur kızım biraz. Cemil amcayı bekliyoruz. Annenin işi var. Sıkıldım. Tamam gelir şimdi. Al fıstık ye biraz. Hı, ne güzelmiş bak. Aha, işte geldi. Buyurun. Dolapta mı biralarım? Dolapta. Sabri Bey falan görmedi değil mi seni? Dedektif gibi peşinde kitapsız. Heh. Cemiller yakalanmaz. Sabri Bey de kim oluyormuş ya? Hey maşallah. Yenge söylemiş. Yengen de yakalayamaz. Benim adım Cemil. Benim fıstıklar mı bunlar? Senin malın gibi ye. Biz de aldık içinden birkaç tane. Helal et. Helal olsun helal. Aç biramı çabuk. Hmm, buz gibiymiş. Aç aç. Para peşin ama. Pazarlık edeceğiz. Öyle senin fiyatlarında olmaz. Hiçbir yerde bulamazsın bu konforu Cemil abi. Gazino gibi vallahi bak. Öyle sokakta dükkan köşelerinde içmeye benzemez. 4'ten sonra müsaitiz efendim. Buyurun. 16.30'a yazıyorum. Zehra. Teşekkür ederim. İyi günler. Nerede kocam? Ay, birden ödüm koptu. Dışarıda yok mu? Yok. Yine bir işler çeviriyor ama dur bakalım. Ne işi canım? Oradadır. Belki 2 dakika aşağı indiyse. Cemil abi tozul. Sabri Bey'e falan yakalanmadan. Cafer. Buyurun. Nereden geliyorsunuz siz? Aa. Bira içiyoruz amca. Demedim mi? Suçüstü yakalandılar işte. Ne birası kızım? Sabri Bey amcan da inanacak. Hı. Şimdi de bira servisine başladın ha. Utan utan. Dedim sana ama Cafer. Tüh. Ben biramı içerim. Kimse karışamaz benim birama. Efendim içinde. Sevim Hanım bize söyleniyor. Sevim Hanım da karışamaz. Nerede canım isterse orada içerim. Tamam mı? O kadar. Buyurun. Zıkkım iç. Patla baykuş. Buna bira taşımayacaksın demedim mi ben? Sabri Bey neredesiniz? Buradayım efendim. Geliyorum bir dakika. Ah, siz mi giydiniz Cenap Bey'in gömleğini? Sabri Bey istemedi. Bırakın efendim şimdi Cenap Bey'in gömleğini.
Konuşacak başka şey mi kalmadı? Babacığım kapıcı kapıcı. Hiç yakışmamış. Kimsenin üstünde Cenab Bey'in üstündeki gibi durmuyor. Ayla Hanım, bunu söylemek için mi çıktınız? Girer misiniz içeriye lütfen? Ayla, babanın gömleği nereye gitti kızım? Tüh. Gözü kör olasıca. Sen mi giydin? Kırarım bacaklarını. Cenab Bey verdi teyze. Çıkar çabuk. Çıkart. Kırarım bacaklarını. Ayla Hanım, bırakın. Düşmanınız efendim. Kapıcımız ol anneciğim. Kapıcımız işte. Babamın gömleği değil o. Bu sabah çocuklarla da bunu konuştuk abi. Can sıkıcı. Çok be Şükrü. Yine de büyük ülkeymişiz vallahi. Batıramadılar bizi. Hayret. Bu kadar yolsuzluk. Biri kapanmadan biri açılıyor. Sen 4 yıl otur orada al maaşını. Şimdi hadi bakalım sandık başına. Utanmazlık be. Niye oy verecek bu millet sana? Neyine? Sen olsan çıkıp kürsüye nutuk atabilir misin bu durumda? Yok oğlum ne yüzle. Gel. Efendim kahveleriniz buyurun. Abbas ver kahvelerini sallanma. Sallanan yok müdürüm affedersin. Söyler öyle söyler aldırma. Tövbe tövbe. Konuşma hadi konuşma. Önüne bak köpüğü kaçıracaksın. Bakıyor her gün. Cem döndü mü bankadan? Dönmedi henüz efendim. Bülent de orada bekliyor. Hadi bakalım. Eline sağlık Abbas efendi. Afiyetle iç babam. Afiyet olsun efendim. Benden bir isteğiniz var mı? Yok şimdilik. Cem gelsin de konuşuruz. Tabii efendim. Ne zaman emredersiniz? Abbas çık hadi. Çıkıyoruz ya müdürüm affedersin. Çıkıyor ya adam her gün. Delirtir bu insanı. Abbas efendi iyi ki duymadı şu tokat işini. Abbas efendiden önce tehlikeli olan Ergun abi. Asıl o duymasın. Anında yumurtlar. Doğru. Hacer Hanım da potansiyel tehlike ama. Bakalım. Özge ile Mine de hediyelerini alıp gittiler. Çenesini tutması için de rica edecekler tabii. İyi düşünmüşler. Gel. Efendim geldiler. Oo buyursunlar efendim nasılsınız? Nasılsınız Rahmi Bey? Oo. Görüşemiyoruz epeydir. Hoş geldiniz. Öyle oldu Şükrücüm hoş bulduk. Yurt dışındaydım ben de. Yine Amerika'ya gidiyorum. Ne güzel efendim ne güzel. İnşallah bir çözüm bulunur karşılıklı konuşarak. Rahmi Bey buyurun şöyle. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız Şevket Bey? Vallahi bildiğiniz gibi işte. Ne yapsın efendim o da sizin gibi koşturmaca. İş güç. Zaman nasıl geçiyor belli değil vallahi. Ne haber Aydın? Otur oğlum ben çıkacağım şimdi. Otururum. Bildiğin işler abi senden gizli değil. Çocukların sorunları malum. Siz buraya geldikten sonra her şey hallolur efendim. Maşallah. Ergun'cum izin verir misin bize? Tabii efendim. Rahatınıza bakın. Ben bir arzunuz var mı diye. Ha ne içersiniz? Ben bir kahve içerim mümkünse. Mümkün efendim derhal. Nasıl olsun? Orta lütfen. Siz Aydın Bey? Ben kola içerim. Kayınvalidemin kahvesinden başka hiçbir yerde kahve içemiyorum artık. Oo, bu ne yağcılık oğlum? Nazan duysa 4 köşe olur vallahi. Yağcılık değil vallahi efendim. Kendi evimde gibiyim. Kayınvalideler hep öyledir efendim. Övülmek isterler sağ olsunlar. Benimki de öyle. Geçenler... Tamam Ergun hadi çık dışarı. Tabii. Ne kadar kalacaksınız Amerika'da Rahmi Bey? 2 aydan fazla. Onu söyledim Aydın'a. Ev boş gelip kalabilirler. Hadi bakayım Abbas fırla orta şekerli. Ama niye karıştık dünür bu evladım küstürmeye gelmez. Aydın Bey'in kolası da limon buz. Anladık müdürüm affedersin tövbe kaç kere söyleyeceksin. Hadi hadi çok konuşma. Demet nerede kaldı bunlar kızım? Ne bileyim Ergun Bey. Soruyoruz kızım hemen nedir bu çalım? Size de bir şey sorulmuyor maşallah son günlerde. 2 dakika içinde 3 kere sordunuz ama Ergun Bey. Öyle mi özür dilerim efendim. İnsan bir telefon eder. Tabii Veliaht Hazretleri arar mı bizi? Daire alacaklar herhalde Bilge Hanımlara. Babası da geldiğine göre. Bize 3 kuruş zam için 40 liradan su getirirler. Bak para çarıklı adamlarda. Yazıyorsunuz yine Ergun Bey. Yazıyorum ha. Hani bu yaz evlendiniz ne oldu? Niye evlenemediniz? Hesaplarımız uymadı Ergun Bey. Erteledik biraz. Ya ben de onu soruyorum işte kızım. Bak bunların var mı öyle bir sorunu? Senin de olacak ki böyle bir baban. Ah. Pardon efendim. Ne oldu Ergun? Yok bir şey efendim. Konuşuyorlar mı? Konuşuyorlar özel. Oh efendim iş hallolsun da. Nasıl olumlu gidiyor inşallah. Pek olumsuz bir şey yok. Oh aman. Demet gazeteler sende mi?
Vereyim Şevket Bey burada. Hah, ben de onları aradım. Saklıyor musun? Ver kızım çabuk. Veriyorum Ergun Bey. Niye saklayayım? Veriyor Ergun. Niye saklasın? Hayır efendim. Kupon falan kesiyorlar da bazen. Siz kesmiyorsunuz sanki. Baba. Ah, geldiniz mi? Geldik. Nasılsın Bülent? Sağ olun efendim. Hoş geldiniz efendim. Hayırdır inşallah haberler. Hayırlı hayırlı. Oh çok şükür. Merak ettik efendim. İnanır mısınız? Biz de şimdi ne yaptı diye sizi konuşuyorduk. Şu şirkette siz olmayınca hiçbir şey olmuyor vallahi efendim. Teşekkür ederim Ergun Bey. Gel bakalım anlat şunu. Anlatayım baba. İlker Bey biraz yaşlı ama çok dinamik bir adam. Selam söyledi sana da. Sağ olsun. Amcam yok mu? Burada efendim. Dünü geldi onun da ziyarete Aydın Bey'le. İçeride konuşuyorlar. Ev işini hallediyorlar herhalde. Abbas ne duruyorsun orada? Versene kahvelerini. Duran yok müdürüm affedersin. Hadi sallanma. Cem Bey siz kola içer miydiniz? İçerim Abbas efendi. Bağış üstüne babam. Abbas fırla. Tıraş limon buz. Buyurun efendim. Oh çok şükür kredi çözüldü ya. Buyurun efendim. Adam Cem Bey'e yağ çekmek için ne yapacağını şaşırdı valla. Bu ne ya? Kimseye tek kelime ettirmedi. Pes valla. Cıvık babam cıvık affedersin. Adamlık yok ki. Yüzüne tükürtene kadar konuşuyor. Evde bir sorun yok artık Rahmi Bey. Başlangıçta biraz uyumsuzluklar oldu ama alıştık birbirimize. Gel. Çok iyiyiz baba. Birbirimize öyle ısındık ki. Sanki yıllardır bir aradayız. Sağ ol Abbas efendi. Afiyet olsun babam. Kendi alemden görmediğim ilgiyi onlardan gördüm vallahi. O nasıl söz oğlum? Öyle ama baba. Alındın mı? Alınırım tabii. Haklı Aydın. Vallahi ben de oğlumdan böyle bir şey duysam alınırım. Terbiyesiz. Sana bir de güneş gözlüğü alalım Raşit. Şöyle havalı bir şey. Alalım Nimetciğim. Sen ne dersin? Birkaç şort, bermuda, mayo. Alalım iyi olur seyahatte. Konuştun mu ajandayla? Konuştum da Nimetciğim. Biraz pahalı ama. Adam başı $3,000. Olsun Raşit, para düşünme. Kime kalacak o paralar? Yiyeceğiz baş başa. Bundan sonra böyle. Ne damadımı görmek istiyorum ne kızım. Bırak. Ben de yüzlerine bakmam bundan sonra. Yazıklar olsun. Ne saygısız insanlarmış ya. Bırak Raşit'ciğim. Hiçbir şey düşünme. Yaşadığımız kadar daha mı yaşayacağız Allah aşkına? O sersemlere mi bırakacağız? Benim param olsa bir kuruş bırakmam da Nimet. Bak sakın. Sen de zırnık bırakmayacaksın. Gideriz bir notere bağış yaparız. O kadar. Haram olsun emeklerime. Koynumda yılan beslemişim haberim yokmuş. Hele o leylek damadın yok mu o leylek damadın? O tehlikeli hain bir adam. Buldular işte birbirlerini. Ziyade olsun. Allah mesut etsin ama hep o mineyle Şevket Bey'in doldurmaları. Aman bırak. Onları da gözüm görmesin. Hele o Şevket'i rezil. İlk karşılaşmamızda tüküreceğim yüzüne. Aman bırak bırak. İkisinin de Allah cezasını versin. Değer mi sinirlendiğine Raşit? Bak aklına gelince nasıl mosmor oluyorsun. Allah bizi ayırmasın yeter ki. Biz böyle iyiyiz. İyiyiz biz Nimetciğim iyiyiz çok şükür Allah ayırmasın. Hala nereye geldik kızım? Evimizin önündeyiz anneciğim. Kanlıca'dayız yine efendim. Artık nasıl olsa nerede olduğunun farkında değil. Kuş beyinli kayınvalidem benim. Anneciğim Sabri Bey el sallıyor bize oradan bakın. Allah uzun ömür versin. Ben de ona sallıyorum. Canım kayınvalidem benim. Allah sizi de başımızdan eksik etmesin. Cafer. Buyur Cemil Bey. Dinlediniz mi meteorolojiyi? Yo. El Nino geliyormuş yine. Biz bir şey duymadık vallahi. Ne El Nino'su? Baykuş. Tuttu yine bira krizi. Bak sakın buna gizli gizli bira içirdiğini görmeyeyim. Vallahi bu sefer doğru çıkarırım ikinizi de Sevim Hanım'a. Kime bağırıyor Sabri Bey öyle kızım? Kapıcı yazarlıyor anneciğim. Bira satıyormuş da yukarıdaki baykuşa gizli gizli yakaladı. Elleri kırıla sıcak. Duydun mu? Duydunuz mu Cafer Bey? Duydum efendim. Tövbe ne birası çatlasa yok. Cafer! Carçut mu ediyor sana? Yok bir şey yok. Ha, karışmasın benim işime. Gelmeyeyim oraya. Hadi gel bakalım.
Ne yapacaksın baykuş? Oh, havada ne güzelmiş kız. Patladım evde oturmaktan bu salakta. Got 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 got. Buyurun. Hava almaya mı çıktınız efendim? Maşallah. Patladım kız. Alayım biraz. Oh. E siz ne yapıyorsunuz? Biz de hava aldırıyoruz anneme efendim. Aman neyse neyse. Beni görünce tuttu yine gıcı. Anlatma bırak. Teyze, ne haber teyze? Sağ ol evladım. Nereye götürüyorsun o hayvanı? Kesecek misin yoksa? Vallahi şu katil olmasa kırt diye keserim teyze. Hadi defol git başımdan. Hiç. Kız kapıcı. Buyurun. Göz kulak ol şuna azıcık kız. Başlayın. Prens gel bakayım amca. Canavar, vallahi canavar. Cafer bırakma peşini aman. Aman patlasın. Kaçmasın efendim küçük bey bir tarafa. Bırak kız, kaçarsa kaçsın. Kafamı dinleyeceğim biraz. Ha, çekirdek ister misin? Çok teşekkür ederim efendim. Dişimin arasına kaçıyor. Yoksa kırar mıydım sizi? Kız, seninkilerde mi protez yoksa vereyim mi biraz? Siz kendi dişlerinize bakın efendim. İstemez. Peki aman. Bir şey demedik. Sana da bir şey söylenmiyor. Hemen hık hık. Kız kapıcı. Buyurun. Ha, bakıyor musun hayvana? Kaçmasın bir yere, katil öldürür beni valla. Burada efendim, rahatınıza bakın. Ah canım, prens. Hakiki prens valla, asil. Kız atıyorum ama böyle çekirdekleri. Atın efendim, atın. İşi ne? Kapıcı temizler. Atacaksınız tabii. Anne, ne yapıyor kocan öyle? Ne yapacak anneciğim? Dil döküyor çarpık bacak diye. Anne! 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 Heh, geldi sapık. Anne! Ne bağırıyorsun öyle evladım, avaz avaz? Ne söyleyeceksen annene, çık yukarıya söyle. Sinemaya gideceğiz bu akşam Tilekli amcacığım. Bize ne? Anneme söyleyeceğim. Anne! Ay bağırmasana evladım ha. Aa, siz de mi buradasınız teyzeciğim, ne güzel. Hop hop hop. Uzak dur bakayım şöyle. Uzak dur derdin. Rahatsız etme kimseyi. Hadi. Uzak duramıyorum Cafer amcacığım. O kadar sevinçliyim ki. Öpeceğim teyzemi. Ay! Defol başına sapın. Zabim! Dur! Dur dedim. Gelmeyeyim oraya, fena yaparlar. Ay. Öpsün kız. Ne kötülük var onda. Neşelenmiş fakir. Neşelendi mesela ablacığım. Yerimde duramıyorum. Ne? Ayşe? Halis mi seslendi? Halis abla. Anne! Niçin geldi bu saatte? Anne! Hayırdır inşallah? Anne! Halis! Anne! Anne! Ne tatlı. Sinemaya gidiyoruz bu akşam. Direkt. Öyle mi? Anne güzel. Ben de öpeceğim o zaman. Sen de güzelsin. Sen mi teklif ettin? Ben değil anne. O teklif etti. Ayşe yengem. Halis. Yalnız olmaz ama. Ayşe yengen de gelsin sizinle ha? Gelsin. Ne güzel. Sinema gidiyoruz bu akşam. Direkt gel. Ragıp Bey, siz bana inanmıyor musunuz? Rica ederim Türkan Hanım. Size inanmasam hiç gelir miyim buraya? Ama bakın bu üçüncü dinleyişim. Hiçbir şey yok diyorum size. Türkan Hanım, beni kırmayın. Bu son olsun. Vallahi derin nefes alınca şu iki kemiğimin arasına bir sancı giriyor. Şimdi de derin nefes alıyorsunuz Ragıp Bey işte. Şimdi niye girmiyor o sancı? Ne bileyim Türkan Hanım. Buraya gelince sanki sizin ellerinizde bir sihir var. Hadi canım, ne sihri olacak benim ellerimde? Güldürmeyin insanı. Sizinki tamamen evham. Evham. Bu benden de evhamlıymış valla. Gülsüm Hanım, daha çok bekleyecek miyiz? Şu bitsin de sizi alacak hemen. Ama bunun biteceği yok. Şimdi biter, o da ne yapsın evhamlı. Herkesin işi gücü var ama. Bu kadar da saygısızlık. Evet, tamam mı Ragıp Bey? Benden bu kadar. Daha fazlası benim tıp bilgimi aşar. Hastam homurdanmaya başladı, bakın. Şimdi ne diyorsunuz? Yok hiçbir şeyiniz diyorum, yok. Bir röntgen falan çektirmeyeyim mi yani? Hayır efendim, hiçbir şey gerekmez. Paranız çoksa onu bilmem. Saniye Hanım, beklettim biraz, kusura bakmayın. Yine kim geldi İpekçi?
Halis de Cemil Bey abi. Bu Cemil Bey de fena dadandı. Aç Halis'e bir merhaba diyelim ama Cemil'i sepetle canımın içi, onunla uğraşamam. Haklısın abi. Sevim Hanım baskın maskın yapar. Bir saattir niye açmıyorsun kapıyı? Sıtkı Bey amca merhaba. Cenap amcam burada mı? Bir dakika sanki siz nereye? Önce amcalar. Otur otur. Yo seni alamam kusura bakma. Sonra Sevim Hanım bizi açlıyor. Kimse bana karışamaz. Benim adım Cemil. Annesi bana emanet etti onu. Yalnız bırakamam. Bekliyor aşağıda hadi. Gelir biraz sonra Cemil'ciğim. Sen onu bekleme. Biz biraz konuşacağız aramızda gizli. Böyle mi konuşmuştuk seninle? Tuh yazıklar olsun. Bana ne? Sana tuh. Bira içmek için beni alet ediyor. Sinirlenme Halis'ciğim. Gitti. Söyle bakayım. Ne oldu yine? Sevgilimle sinemaya gideceğiz Cenap Bey amca. Ne güzel. Ne var bunda heyecanlanacak, sinirlenecek, çapkın? Sinirlenmiyorum Cenap Bey amca. Sana birkaç şey soracağım. Onun için geldim. Sor canımın içi. Faydasını görüyor musun bunların özel hayatında? Çok. Öyle faydalı oluyor ki Cenap Bey amcacığım. Dilek bana hiç kızmıyor artık. Dilek kim? Sevgilisi işte Cenap abi. Ha o kız. O Cenap amcacığım. Öpüyorum pembe yanaklarından öyle tatlı tatlı. Hiç sesini çıkarmıyor. Aferin. Aa. Sen sınıfı geçmişsin Halis. Sinemada ne yapacağım Cenap amca? Ne yapacaksınız oğlum? Oturacaksınız yan yana. Beyaz perdede film seyredeceksiniz. Öyle. O kadar mı? Daha ne olacak? Bak çekerim kulaklarını. Seni meme düşkürü. Saldırma kıza. Saldırır mıyım Cenap Bey amcacığım? Öyle yumuşak yumuşak. Hah. Öyle yumuşak olacaksın. Aferin. Geldi yine Cemil Bey. Alma sakın ha. Bak burada önemli şeyler konuşuyoruz Halis'ciğimle. Alma Sıtkı amca sakın. Ayşe Hanım'mış. Buyur Ayşe Hanım. Yok yok ben girmeyeyim. Halis'e baktım. Niye geldin Ayşe yenge? Ne güzel tatlı tatlı konuşuyorduk Cenap amcamla. Dilek geldi oğlum seni bekliyoruz hadi. Dilek mi? Hadi bekletme kızı çapkın. Ayşe yengen de mi geliyor sizle sinemaya? Gelecek. Ali boşalttı bıraktı. Öyle aramızda oturacak Cenap amca. Söylesene şunu oğlum. Bir saattir ne konuşuyorsun beni burada boşuna? Hadi iyi eğlenceler hadi hadi. Hadi öpüyorum yanaklarından hadi. Ne konuştular acaba Rahmi Bey'le baba? Ben de çok merak ediyorum. Gelemediler ki. Gecikecekler yoldalarmış. Trafik facia. Facia hakikaten. Yani şu İstanbul'un trafiği bitirir insanı. Ali'dir bu. Evet belli güzel geçmiş günü. Tatlı tatlı çalıyor. Herhalde baksana. Geliyorum tamam anladık. Aa baba. Biziz kızım. Niye öyle çok şaşırdın? Aydın hoş geldin. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Biz de sizi konuşuyorduk şimdi. Demedin mi Aydın? Tabii efendim bizden başka konuları yok ki. Allah Allah. Yani bazen öyle şeyler söylüyorsun ki Aydın. Nasıl geçti buluşmanız? Fena sayılmaz. Ne diyor baba? Amerika'ya gidiyormuş da 2 aydan fazla ev boş kalacak. Gelin oturun diyor. Aa, ben oturamam öyle başkasının evinde. Tabii canım. Söyledim ben de babama zaten. Buradaki rahatı bırakıp kim gider oraya? Sahi böyle mi söyledin? Evet Nazancığım. Aynen böyle söyledi. Tabii ya. Bu rahatlık bırakılır mı? Bizim damat art niyetli değil Nazan diyor babam. Hiç olmazsa içinden geldiği gibi konuşuyor bak. Aferin. Son günlerde birbirlerine gittikçe daha çok ısınıyorlar.